Herkese selamlar. Bugün Hamsilos koyuna geldik. Karadeniz turunun ikinci günü. Hamsilos koyuna geldik. Diğer videolar biraz yavan oldu. İlk gün yorgunluğuyla, yol yorgunluğuyla çok konuşamadık, edemedik, bir şeyler anlatamadık. Zaten çok da kısaydı dünkü Sinop turumuz. Bugün de Hamsilos koyunu gezeceğiz. İnceburun'a gideceğiz, sonra cezaevine gideceğiz. Bunların yine hepsini ayrı ayrı videoların, bir de en son toplayıp bütün Karadeniz turunu tek bir yerde toplayayım diyorum. Sinop'a gelinir mi? Sinop gerçekten çok güzel bir yer. İnsana çok iyi ve hani yaz tatili vesaire de var, rahat da bir yer. Az önce bir amcayla tanıştık, özel harekatçıymış kendisi. İşte daha önce İzmir'de falan görev yapmış. İzmir'de bile bu kadar rahat olamazsın diyor. İzmir'de hani bir bayan işte dolaştığı zaman yanına gelirler gece ama Sinop'ta falan gelmezler diyor kesinlikle. Çok rahat bir yer. Daha önceden Amerikan üssü falan varmış. İşte Amerikan üssüyle beraber Amerikalılarla işte burada içli dışlı yaşamışlar. Ondan gelen bir rahatlık var diyor ama genel olarak insan demek ki rahat, sevecen, konuşkan. Evet, Hamsilos koyuna geldik. Oo, çok enteresan bir yer burası da. Sol tarafın akarsunun birleştiği bir yer orası sanki. Sağ tarafında boysuz, bucaksız Karadeniz. Şurası bir ada mı ya? Şöyle su dönüyor. Gerçekten doğa harikası yerler. Şuranın içinde ne var diye merak ediyorum. Sanırım sadece bir girinti. Aslında var tarzı bir yer olabilir. Su falan tertemiz. Bak, suyun durgun olduğu yerlerde su ne kadar temiz olduğu anlaşılıyor yani. Girdiğimde buraya şaşkınlıkla hani burası ada mı, nasıl su geçiyor falan demiştim de şurası gözükmüyor ucu gerçi. Ama burası bir koy, işte Hamsilos koyunun ismini aldığı koy burası. Enteresan girintili bir koy burası yani. Çok güzel ama, inanılmaz güzel. Evet, şurada değişik bir canlı bahsetmek istiyorum.
Şöyle tatlı bir iskele bulduk. Buradan suya bakma şansımız da oldu. Gerçekten suyun dibi gözüküyor, tertemiz. Koy olduğu için burada dalga da yok. Karadeniz'in dalgaları buraya vurmuyor. O yüzden çok güzel. Cennet gibi bir koy. Gerçekten Marmaris yani. Buradan da gözüktüğü gibi 2000 metrelik bir yol var, yürüyüş yolu. Bütün koy bu şekilde gezilebiliyor. İki farklı koy var aslında, bir burada, bir burada. Bizim gördüğümüz koy burası. Akliman köyüne bağlıymış burası. Yürüyüş yolu buradan. Bu gördüğünüz bir tabiat parkı olarak kullanılıyor şu an. Burası da Karadeniz'in ayak basabileceğiniz, hatta Türkiye'nin ayak basabileceğiniz kuzeydeki en uç noktası İnceburun. Yine Sinop'a bağlı bir yer. Sinop, İnceburun. Güzel değil mi? Mısırcının diyorum, Fenerci'nin evi. Mısırlar onu ekmiş buraya. Zaten muhteşem bir manzara da. Allah bilir, şurada Fenerci'nin babası da Mısır falan. Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin en kuzey noktası. Bu şekilde Sinop gerçekten yaşanılabilir, tatil yapılabilir, gezilebilir. Güzel bir memleketimizmiş. Şimdi videoyu burada kapatayım. Videoyu izlediğiniz için gerçekten teşekkürler. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenir, kanala abone olursanız seviniriz, bizi desteklemiş olursunuz. Görüşmek üzere.